Şimdi birbirini çeviren 3 çarktan A çarkı 4 devir yaptığında B 6, C'de 9 devir yapıyormuş. Eğer dişli çarklar birbirini çeviriyorsa ters orantılı olurlar. Yani buradaki A çarkı, B çarkı ve C çarkı birbiriyle ters orantılı olacak. Birbirlerini çevirdikleri için. Yani şöyle düşünebiliriz. Şöyle olsun. Biri bu tarafa dönerken diğeri bu tarafa dönecek. İkisi birbiriyle ters orantılı. Şimdi A 4 devir yaptığında şöyle ters orantılı olduğuna göre önüne yazacağız. 4A şeklinde yazabiliriz. B çarkı 6 devir yapıyormuş. 6B. C çarkı 9 devir yapıyormuş. 9C olacak. Bu şekilde yazabiliriz. Ters orantılı olduklarına göre sayılar önlerinde olacak. Şuraya eşittir bir sayı vereceğiz. Şöyle k dersek bunlar kesirliğe çıkar. Şu 4'ün 6'nın 9'un katı olan bir sayı vereceğiz. 36 olur o da. Buraya 36k diyebiliriz. Şöyle. Şimdi 4a, şöyle yazıyorum. 4a eşittir 36k ise buradan 4'e bölünce a eşittir 9k olur. Bu şekilde. Sonra 6b eşittir 36k ise b eşittir 6k. Aynı şekilde 9c eşittir 36k ise buradan da c eşittir 4k olur. Şimdi soru şöyle devam ediyor. A çarkındaki diş sayısı C çarkındaki diş sayısından 100 fazlaymış. Yani şu ikisinin arasındaki fark A ve C arasındaki fark 100'müş. Dişlerinin adetlerinin farkı 9K-4K ikisinin arasındaki fark 100'müş. Buradan 5K eşittir 100. 5'e bölersek K eşittir 20. K 20 olur. Şimdi bizden istenen şey B çarkındaki diş sayısı. Orada da 6K diş olacak. 6 çarpı 20. Buradan da 120 diş olur. B çarkında. Evet. Şöyle demiş çünkü. Fazla diyor. Yani A çarkındaki diş sayısı C'deki diş sayısından 100 fazla. Yani ikisinin farkı 100. Farkları 100. Yani şu demek. Şimdi A çarkındaki diş sayısı C çarkındakinden 100 fazla diyorsa bu tarafa atarız. İkisinin farkının 100 olması demek. Bu nedenle çıkardık yani.